Bugün yine Şehit Fethi Park Fethi Parkı'ndayız. Evet. Misafirlerimiz var. Kardeşim geldi. Bizim çocuklarımız. Bebeler. Nereye lan? Nereye? Kaç dakika oldu? Lan kaç dakika oldu? Sizi kaçaklar. Bilmiyor musun? Yok. Merhaba. Tamam gitme. Peki, tamam başka git. Evet, buraya park et dur. Şiştirsene simiti. Yatağı yapabilir misin? Kumsalda çocuklar yüzüyor. Biz de onlara içecek götüreceğiz. Hadi bakalım. Deme güneşi yapacağız. Ben senin sırtına çıkacağım. Gel. Diğeri kimin sırtına çıkacak? Emiren'le İlker'in. Ya aynı oğlum. Ya sen ellemeyeceksin, ben elleyeceğim. Tamam oğlum da ben İlker'den uzanım. Uzunum. Başka kimse yok. Öyle olmak zorunda. Amcam geliyor. Bekle. Tamam. Şerbet. Sol taraf. Sol ayağını koy yiyece. Anne Ha ha ha.
Tekrar bir el daha. Bir el daha yap. Bir el daha yap bak amca. Tamam yeter. Bir el ya. Tamam son son. Hadi bak. Fero. Evet, nereye gidiyoruz? Çığlık plajına. Dün aslında aracımızla geldik gitmek için. Ama Doblo'yla gidememiştik. Şimdi dört çeker aracımız var. Kardeşim geldi. Onunla gidiyoruz. Hadi bakalım. Yukarıda da çocuklar. Ben çekeyim baba. Al onu çek. Önü arkayı çeker. Kendinize de çekin ön tarafı. Tamam. Şöyle... Dur bir dakika. Kaydı açık değil mi oğlum? Açık. Dibine bak da oraya da kalk. Pil var. Gelebilirsiniz ama buradan sonra dönmek zorunda kalın. Gerçekten buralar tam bir arazi aracının geçeceği. Az önce zaten bir araç gelmiş, dönmüş. Buraya kadar emek atmış. Şöyle çek. Şöyle çek. Şeyi de yapar. Kıstın mı? Evet, çığlık koyunu gördük. Gerçekten bir koymuş burası ya. Benim şnorkeli almadık, görüyor musun? Benim şnorkeli mi? He, şnorkel. Şnorkel. Geldik koya. Yüzüyor. Aaa! Amca ya. Kayıttasınız. Anne sen çok da. Kayıttasınız, haberiniz olsun. Ben de dur bir de kendimi koyundayız. Son kahvemizi içiyoruz. Ondan sonra Fethiye kendi sahilimize gidiyoruz. Çok güzel bir yer. Çığlık koyu. Buraya sadece arazi araçlarıyla inebiliyorsunuz ve teknelerle gelebiliyorsunuz. Şöyle bir alan. Fethiye'de bugün Fethiye'de sanırım 11. gün.
Günleri de unuttuk, şeyi de unuttuk. 2 gün kalırız diye geldiğimiz Fethiye'den 11 gündür gidemiyoruz. İlk defa bugün denizin dibi çok temiz görünüyor. Daha doğrusu temiz derken tuzdan dolayı bulanık gözüküyordu. Hep temiz ama tuzluydu. Görüntü çok azdı. Şimdi gelin size güzel balıklar göstereceğim. Beraber seyredelim. Balıkları biraz da olsan gösterebildik. Şimdi bugün artık hem tatilimizi yavaş yavaş bitiriyoruz. Hem de Fethiye'deki günümüzü bitiriyoruz. Toparlanıyoruz gördüğünüz gibi. Fatma karavanı topluyor. Buradan Akyaka'ya bir ya da 2 gün belki kalırız. Hadi bakalım. Fatma toparlanıyor musun? Hadi gidelim artık. Hadi bakalım Akyaka'da görüşürüz. Ayrılıyoruz. 10-11 gündür buradayız. Aynı yerde, aynı noktadayız. Her yerde 2 gün kalacağız dediğimiz noktada. Fethiye'de 11 gün kaldık. Çok sevdik burayı. Burada meşhur benim her sabah, her akşam buz gibi duş aldığım çeşme. Çok güzeldi gerçekten. Ben çok sevdim. Akyaka'da da biraz kalacağız. Ondan sonra Ankara'ya döneceğiz. Hadi bakalım. Gördüğümüz, gezdiğimiz her şeyi size çekip göstermeye çalışıyoruz. Devam edelim. Evet. Ayrıldığımız yer böyle. Yolumuz. Bir de karavanımızı çekiverek. Yol kenarındaki esnaflar. Böyle güzel bir... Aa, Ali. Elimizi... Bundan bir aldık da elimiz mahvoldu ya. Evet, oraya dokunmayacaksın. Evet.
Ehli olanlar dokunabilir. Yani siz? Yani ben. Sizi çekebilir mi? Tabii tabii çekebilirsiniz. Bu abinin burada güzel bir şeyi var, yeri var. Daha önce buraya durmuştum, iyi biliyorum. O zaman bir bayan arkadaş vardı burada, hatırlıyor musun? Bayandı o zaman. Var mıydı bilmiyorum. Şu ney? Fethiye Ayaz Bey Kumkuat reçeli. Şu da portakal olması lazım. Portakal kabuğu. Şu ne? Evet. Hadi bakalım. Kaynana dili diye geçer. Kaynana dili diye. Bak nasıl bir şey yapıyor. Müthişsin. Çok dikenli ama. Çok yıkadım ben bunu. O kadar fazla dikenli değil. Şu el değdirmemek için yapıyorum. Normalde evde... Hadi bakalım. Abinin ikramı sana. Dur, eyvallah. Düşürme. Düşürme. Hop diye at. Çekirdekleri yutabilirsin. Evet yut oğlum. Güzel mi? Serttir çekirdekleri yutabilirsin. Şunu oraya koysana aşkım. Olmadığı için... Şöyle de bir ortamı var abimin. Şurada tost ve gözleme çeşitleri falan var. Mısır var. Yollarda durmak gerçekten iyi. Akyaka'ya geldik. Meşhur dağ. Zaten Akyaka yapan bu dağ. Dağın eteğinde bir yer olması ve evleri özellikle bu çok önemli. Şurada bir çay içeceğiz. Fatma ablanın yerinde. Amcam burada sürekli her yıl geldiğimizde görürüz. Ankara'da yapmış askerliğini. Ankara'dan bizi Konya'dan da Kıbrıs'a 74'te ben Kıbrıs'a aşkım. Da geçtin mi? Oradaydın zaten. Geçtim. Kıbrıs gazisisin o zaman sen. Ben oradan geldim. Ha öyle mi? İyi maşallah. Abi sen ne arasın? Amcam Kıbrıs gazisi. Şey, yorulduk. Fatma Hanım'la dinleniyoruz. Yordu bizi. Sıcakmış ya bu hava. Fatma durduğumuz yer çok güzel. Evet, Azmak Nehri'ndeyiz. Buz buz. Hiç önemli değil. Soğuk. Azmak çok kalabalık. Köyü falan görünüyordur. Yani müthiş ama çok güzel temiz. Soğuk. Allah'ım. Hani bir önceki Yeşil Vadideki şeyi konuşuyorduk hep. Suyun soğukluğunu. Bura oradan çok soğukmuş gerçekten ya. Şunu takıp devam edeceğiz. Hadi içini çekelim buranın. Burada olay bu. Teknede. Teknelerle tur. Elektrikli tekne. Ha, tekneler artık elektrikli olmuş. Gördünüz. Allah hiç buna karşılaşacak. Ya daha önce de daldım böylesini görmemiştim ha. Hadi bir daha dalalım bakalım.
ya. Yeşil Vadi hikaye. Bura bıçak gibi kesiyor, bıçak. Oo, yemin ederim bıçak gibi kesiyor. Ben orayı soğuk diye düşünüyorum. Buraya da daha önce çok girdim ama bu sefer mi çok soğuk? Bizde mi? Aman Allah'ım, çok soğuk bu. Bıçak şu anda var ya, muhtemelen buğulanıyor. Kameranın önü buğulanıyor. Atla. Çok kıyıya kaptı. Avcı oldu. Sırtında av çantası, elinde oltası. Adam avcı oldu. Av bayi arıyoruz. Canlıyım. Av bayi. Gel. Burası. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Av bayi bulduk. Canlıyım sanmıyorum olacağını. Mamun var abi. Mamun da. Azmak'ta iskeledeyiz. Bak. İskeledeyiz. İskelenin ucundan şey atacağız. Olta atacağız. Evet, dalmaz ama. Hadi dalalım. Oğlum. Göğsümü parçaladım lan. İtti beni. Yarası ya. Çok kötü vurdum ya oğlum. Cuma. Ben şey yaptığımdan beri bir insan falan değil mi? Az kaldı. Kaç ayı kaldı. Evet, doğru. Ne oldu? Ayı ya, umarız. Acıyor mu? Acıyor. Azmağın kenarındaki süs eşyaları da bu tarafta. Takı topa sergileri. Bu sene şunlar mı oda? Herhalde çok var bunlarda. Bunlar kaç? O da. Evet, Atyaka'dan çıkıyoruz artık. Tatilimiz dönüşe başladı. Şu anda istikametimiz Denizli. Pamukkale'ye muhtemelen uğrayacağız. Pamukkale'yi de bir görüp size de video olarak çekip paylaşmak istiyoruz. Hadi bismillah. Ula rampası. Burası Gökova. Şurada Ula rampası. Haydi bismillah. Bakalım gondola ilk defa Ula rampasını karavanla çıkıyoruz. Nasıl bir performans olacak çok merak ediyorum. Evet, şu anda iyi başladım. Güçe çektim. Evet, Ula rampasını yırtıyoruz vallahi. DPG'li araçları bile solluyoruz karavanla. En korktuğum yer Sakar Geçidi'ni. Yani şöyle su gibi içtik çıktık. Birçok
LPG'li araçları inanın yolda bıraktık. Üçüncü vites, dörde zorlamak istemedim. Nasıl olsa üçe düşecek diye. İnanın dördüncü vitesi de zorlasam alacaktı. Üçüncü vitesle 2500 devir, 2000 devirde de alıyor. 2500 devirde çok rahat çıkarıyor Sakar geçitini. Doblo. 1.6 motor, 105 beygir, Doblo. Nektarımızı yiyelim. Beyaz balinamızın karnını doyuruyoruz. Yakadalıyoruz Opet'ten. Geçen sene yoktu. Selam gönderdim sana. Aldın mı? Gerçekten. Bildin mi beni? Bilmez miyim sen, unuturum. 1 kilometreden bildim senden ben. Vallahi. Eyvallah. Buyurun geç, hoş geldin. Geçen sene yoktun abi. Biz buradan hemen gittik. Neden biliyor musun? Şurası gazlı abi. He. Tam sezonda asfaltlar. Domates var. Kabak mı yoksa kabuğu mu? Domates alalım da tuzlayıp yiyelim oğlum. Şunu al bakayım eline. Aç avucunu. Köy domatesi bu. Şöyle güzel alalım oğlum. Armut da alalım. Şu incirden de alabiliriz. Burada ilk çay içtiğimiz demlik burası. Çaydan. Böyle o zaman da kendimiz doldurmuştuk. Kendimiz içmiştik. Bu yörük çay. Abi, biz de yörüyüz. Evet. Abi de yörük. Evet. Hadi içelim çayımızı. Yerde mimar lazım dedi. Muğla'da. Römork takıyorlarmış oğlum. Anladım. Köy yerinde her şey traktör. Ha. Su römork çekiyorlardır. Yani. Su tankeri falan küçük bitonluk. Bitonu çekmesi. Yaptıralım. Muratlar köyüne de veda ediyoruz. İstikametimiz Denizli. Amca görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Hadi bakalım. Denizli'ye sürüyoruz. Eyvallah. Sağ olasın. Tamam inşallah. Hadi gidelim. Tam gün batımında karavanımızla çok güzel bir mekandayız. Gerçekten mekan 10 numara. Kapadokya değil. Burası Denizli. Balonlar kalktı. Şu an Denizli'deyiz. Çok güzel yükseldi balonlar. Pamukkale'deyiz. Denizli Pamukkale. Traverterlerin hemen yanındayız. Şurası traverterler. Balonları görüyorsunuz. Pamukkale'de sabah 7.13. Şu anda müze kartla giriliyor. Müze kart tam kişilere 60 TL. İndirimli emekli öğretmen, öğrenci indirimli kart 30 TL. Hadi. Seviyorum böyle yerleri ya. İlk hedefim. Thank you.
Gördünüz mü? Soğuk mu? Derin. Bayağı derin. Şu anda antik bir kentin içinden yürüyorum. Ali Eren, sen yoldan yürü. Ayağındaki şeyden dola. Terlikten dola. Gerçekten buranın büyük bir şehir olduğu belli. Her yer taşlar, taşların düzeni. Bu barın romanı mı? Külük evet. Diyorlar buna, evet. Oğlum bak, şimdi şu içme suyu borusu. Sağlı, sağlı, tamam bak içme suları var. Şu evet. Boşlar var ya. Ha? Bu yanda da evler var, burada sizi da evler çekeyim var. Abi. Ha? Çekebilir miyim? Çek, sizi YouTube abi, kanalı çek, için. Yek. Şimdi bu orta taraf kanalizasyon hattıymış. Aynen, muhtemelen bu, suyla bunu... Yine bir akıntı su var. Çünkü beklemesin diye. Meyilli böyle. Meyilli değil mi? Evet, şehir meyilli. İki tarafta da şu şekilde. İki tarafta da evlere dağıtılan içme suyu. İçme suyu var. Evet. Şu içme suyu şebekesi. Evet. İçme suyunu. Peki su nereden geliyor abi? Dağlardan, üç yerden toplamışlar. Büyük külükler var böyle. O külüklerle şehri, modern bir şehir burası. Evet, evet. Tabii. Yani yer büyük. Altı. Yani kanalizasyon sistemi olan bir şehir tabii ki modern. 30 metrekare yollar var. 24 metrelik ana yol var. Kuzey-Güney kapısı arası. Oraya hepsi bağlantılı böyle. Çok planlı şehir. Oradan da aşağıya vermişler. Dışarı, şehir dışına. Kuzey kapısından dışına kanalizasyonun akıntılı gideceği yer var. Sizin göreviniz ne abi? İşte bu, biz restorasyon işiyle çalışıyoruz burada. Evet. Pamukkale Üniversitesi'nin yaptığı restorasyonda çalışıyoruz. Öyle mi? Evet. Ne güzel, çok iyi. Bunlar... Roma döneminden kalma kalıntılar değil mi? Şu anda Roma döneminde kalma bir yolun üstünden geçiyoruz biz. Üstü yol, alt kanalizasyon. Yeni bir yapı değil yani bu. Değil abi. Bunu şimdikiler hiç kimse yapamaz. Yapamaz evet. Çok doğrusun abi. Şimdikilerin hiçbiri yapamaz. Biz de işte tamir yapıyoruz. Restorasyon yapıyoruz yani. Evet. Yolu ama restorasyonu da yine o dönemin taşlarıyla yapıyorsunuz. Aynı taşlarla. Aynı taşı, yeni taş kullanmıyoruz. Evet, yıkılanı tekrar yerine yapıyoruz. Evet. Depremden dolayı yıkıldığı için buralar, bu zaten hacı yolu. Katedral var şurası, katedral çalışıyorlar. Burada Sen Filipin Kilisesi var. Yani onun adına 350 milattan sonra, 350 yıl sonra şey Hristiyanlaşıyor. Büyük bir kilise yapılıyor, anıtsal kilise. Buradaki katedrala geliyorlar, buradan yürüyerek hac yoluna hac oluyorlar. Roma önceden Hristiyan değildi, sonradan Hristiyan. Değil, tabii Padok dini. Çok tanrılı inanılan Padok dinine ait. Sonra şehir işte Hristiyanlığın İsa peygamberinin havarisinden biri Sen Filip Hristiyanlığı yaymak için geliyor buraya. Burada öldürülüyor. Onun adına büyük bir kilise yapılıyor. Tepede çıkınız mı bilmiyorum. Çıkacağım. Ha, orada gördüğünüz kilise Sen Filip'in. Orada bir de şuraya çıkacağım. Orki tiyatro. Yani iki bu katedralden bu da kilise. Bu katedralden Hristiyanlığı tam mı buradan gidiyorlar. Hac oluyorlar. Öyle mi? Evet, hac yolu burası. Tamam. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Kolay gelsin. İnşallah 10 sene. O dönemde yapılmış bir kanalizasyon kapağı. Kapağı görüyor musunuz? Şurada bir tane daha yapmışlar. Nefes nefese kaldım. Çok yüksek bir yer çıktık. Şimdi tiyatrodayız. Harika. Güzel. Güzel bir geziydi. Buradan eşim videoda yok, o diyor. Ona teşekkür ediyorum. Buraya bizi ısrarla o getirdi. Bu sene bana iki sürprizi oldu. Birisi Fethiye'de Kaya Kent,
Kaya köye gezi planımızı o yaptı. Benim için. Ben öyle yerleri gezmeyi seviyorum. Ve bir de bu sene yine Pamukkale'ye ısrarla bizi o getirdi ve güzel oldu. Kendisine buradan teşekkür ederim. En son burası hangi Güney Bizans Kapısı. Yani güney girişi burası kentin. Bizans Kapısı. Bizans dönemine ait bir kapı demek ki. Ve şurada yıkılan surların, taşlar depremde buralar yerle bir olmuş. Denizli, Pamukkale, Pamukkale travertenleri ve arkadaki antik kentin gezisini yaptık, bitirdik. Lütfen takipçi sayımız çok az. İzleyen sayımız az, çok, bayağı var ama takipçi sayımız az. Bizi takip etmenizi istiyoruz. Takip ederseniz çok seviniriz. Bizimle kalın, takip edin, beğenin, yorum yapın. Görüşmek üzere. Sevgiyesar görüntü. Burayı diziyle tanıdık ama gerçekten kendi doğal bir atmosferi var. Bazı bozulmayan eski yapıları var. O anlamda çok güzel, tarihi bir geçmişi de var. Sivrihisar. Evet, yukarıda bir alan var. Belediyenin alanı. Kilisenin ve saat kulesinin olduğu yer. Evet, Gönül Dağı'nın dibine, eteklerine geldik. Burada biraz dinleneceğiz. Vallahi yorulduk. Çok yol geldik. İster istemez karavanla. Yavaş da gelmedim. 100 kilometre hızlarla geldim. Ama yorulduk. Oo, müthiş. Manzara güzel. Manzara güzel Fatma. Gidelim gelelim de ondan sonra buralarda gezelim. Hadi. Evet, karavanımızı Gönül Dağı'nın tam altına, Sivrihisar Dağı'na bıraktık. Şimdi aşağıya iniyoruz. Uğur Camii'ye. Bu camiden gerçekten biz çok etkilenmiştik değil mi Fatma? Evet. Atmosferi, maneviyatı çok güçlü bir cami. Şimdi içinde göreceksiniz inşallah. Burada muhtemelen önceden bir minare vardı ve cami yıkıldı mı artık ne oldu? Tarihçesini bilmiyorsun tabii ki. Şu Toros sürekli orada duruyor biliyor musun Fatma? Dizilerde de duruyor. Evet, amcanın o. Şu amca çok meşhur. Gelenler hep video çekiyor amcayla. Niye? Amcanın Toros'u amcadan meşhur. Evet, amcanın Toros'u amcadan meşhur. Meydan, çarşı meydanı burası. Buraya ilk geldiğimiz zamanlar bu kadar da aktif değildi. Şimdi biraz gelin giden çok olunca şu market önleri bayağı canlanmış. Köfte, ekmek, sucuk, çorba çeşitleri. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu taraftan, bu kapıdan ilk defa giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu cami ilk gördüğümde çok etkileyen bir mekandı. Oğlum can, ayakkabılarımızı şuraya koysana. Burası mihrap. Bak, direklere bak. Şöyle ışığın olduğu bir yerde bir direk. Şura aydınlatması var bak. Doğal aydınlatma. Ve caminin üst katına çıkış. Yani böyle bir teras gibi bir yer yapmışlar. Burası orijinal girişi. Giriş kapısı. O kadar güzel kokuyor ki. Şöyle ben üst kata çıkayım. Bak. Ben hiçbir şey anlatmayayım. Siz kendiniz bakın. Bak şuradaki toza bak. Allah'ım, tarihin içinde yürüyormuş gibi hissettim kendimi. Sanki 1200'lü yıllarda
Sivrihisar akşam başka güzel oluyormuş. Şöyle tek minareye karşı ekmek arası yemek de güzel. Çarşı meydanı gerçekten harika. Buranın gündüzünden daha çok gecesi güzelmiş. Ben geceyi daha çok sevdim, değil mi Fatma? Serin, ışıklandırma müthiş. Sivrihisar'dan bu seneki tatilimizin kapanışını yapıyoruz. Tatil videolarını parça parça muhtemelen çekip size göstereceğiz. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, değil mi? Ne yapalım oğlum? Sen söyle. Ne yapsınlar? Kanala. Abone olun, like atın. Başka yorum yapsınlar. Yorum atın. Evet. Hadi bak. Dur bir şey göstereyim. Gel. Şeyle mi? Bununla mı? Kamerayla mı geleyim? Evet. Hadi bak. Ama orayı görmeyebiliriz. Çıkart. Kazan doğurmuş. Onu gösteriyor. Evet. Hadi bak. Sivrihisar'dan sonlandırıyoruz videomuzu. İyi akşamlar.